Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz basınç. Bundan önceki derslerimizde elektrik ve manyetizma ile ilgili çalışmıştık. Elektrik ve manyetizmayı tamamen bitirdik. Artık yeni konumuz basınç. Ancak dersimize başlamadan önce hemen bu ayki takvimimizi sizlere göstermek istiyorum. Sizlerle 3 Kasım Perşembe günü itibariyle basınç konusuyla birlikteyiz. Bu ay içerisinde neler yapacağız? Bakın hepsini takvimimizde görebilirsiniz. Dersimize başlayalım başlamadan önce yine basınçla ilgili alt başlıklarımızı bir görelim. Dersin içeriğinde nelerden bahsedeceğiz? Bunlara bakalım bir. Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı ve akışkanların basıncından bahsedeceğiz. Yine Kullanım alanları ve faydalarına değinmek istiyorum. Dalgıçlar ve dağcılar için çok önemlidir. Dalgıçlar ve dağcılar için neden önemli? Dersin içeriğinde bunları görebileceksiniz. Araçlarımızda kullandığımız fren sistemlerinden, hidrolik fren sistemlerinden bahsedeceğiz. Yüzeye çakılmamızı ya da yüzeye batmamızı sağlayan, batmamızı engelleyen bazı sistemler vardır. Bu sistemler nelerdir? Günlük hayatımızda bize ne gibi kolaylıklar ya da zorluklar sağlar? Bunlardan da bahsedeceğiz. Bunlar bizim basıncın günlük hayatımızda kullandığımız bazı yönleridir. Tabii ki de ödevlerimiz olmazsa olmaz. Ödevlerimizi yaptığımızda daha güçlü bir hale geliyoruz. Konuyla ilgili bütün eksikliklerimizi tamamlamış oluyoruz. Ödevlerimizi yapmadan önce mutlaka dersimizi dikkatli bir şekilde dinleyelim ve gençler not olarak dinleyin. Zaten videonun altında biz ders notlarını sizlerle paylaşıyoruz. Ders notlarını çıkartın ve ders notlarının üzerine mutlaka not olarak çalışın. Not olarak çalıştıktan sonra hemen sıfırdan ona fizik kitabımızı açıyoruz ve sayfa 70 ile 95 arasından sorumluyuz. Hemen şöyle sayfa 70'e bir gidelim. Basınçla ilgili yine sol tarafta anahtar kelimelerimizin olduğu kısa kısa bilgilerin bulunduğu bazı bölümler var. Ardından konuyu pekiştirmek için burada kolay soruları görüyoruz. Daha sonrasında burada 70'den 95'e kadar her yer basınçla alakalı bu sayfalardan sorumluyuz. Sıfırdan ona fizik kitabımızı bitirdikten sonra Hemen dinamo fizik kitabımızı açıyoruz. Dinamo fizikte Testra 1 ile 21'den sorumluyuz. Tabii ki de nereden? Basınç konusundan. Hemen elektrik ve manyetizmayı bakın şu şekilde geçiyoruz. Ardından basınç konusuna geliyoruz. Bakın burada Testra 1 ile 21'den sorumluyuz. Bu soruları da çözdüğümüzde artık konuya tamamen hazır bir şekilde çalışmış olacağız. Ve sınav günü gelip çattığında hiçbir problem yaşamayacağız. Basınç konusu bizim okulumuzda olacağımız ikinci yazılı sınavda karşımıza çıkacak olan bir başlık. İkinci yazılı sınavda ağırlıklı olarak basınç sorularını göreceksiniz. O yüzden şimdiden böyle yavaş yavaş çalışmaya başlayalım. Son güne bırakmayalım. Artık hazırsanız dersimize başlayalım. ki de dersimize basıncın tanımıyla başlıyoruz. Basınç dediğimiz kavram birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Yani bir yüzey olması gerekiyor. Bu yüzeye dik olarak bir kuvvet uygulanıyorsa biz orada basınç kavramından bahsedebiliriz. Yani basınç dediğimiz şey tek başına kuvvet ya da tek başına yüzey değildir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz. Burada basıncın denklemini yazmak ister Dersek, bakın yukarıda tanımda söylediğimiz cümleleri burada matematiksel olarak ifade edeceğiz. Basıncın tanımı ile ilgili ne söyledik biz? Birim yüzeye etki eden dik kuvvet dedik değil mi? Yani kuvvet ve yüzey kavramlarından bahsettik. Burada... Kuvvet ve yüzeyi birbirine böldüğümüzde biz basıncı açıklamış oluyoruz. Yani basınç kuvvet bölü yüzey alanı şeklinde ifade edilir. Kuvvet ve yüzey alanı birbirine bölündüğünde basınç kavramını hesaplamış oluruz. Kuvvetin birimi tabii ki de Newton, yüzey alanının birimi ise SI birim sisteminde metrekaredir. Buradan da basıncın birimini şöyle Newton bölü metrekare şeklinde yazabiliriz. Yüzeyin tamamına etki eden kuvvete ise biz basınç kuvveti diyoruz. Burada basınç ve basınç kuvveti kavramları önemli. Okulumuzda olacağımız sınavlarda belki boşluk doldurma olarak öğretmenimiz bunları sorabilir. Dikkat edelim. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç diyoruz. Yani dik olan kuvvete basınç denir. Kuvvetin tamamına yani yüzeyin tamamına etki eden kuvveti ise biz ne diyoruz? Basınç kuvveti diyoruz. Şimdi devam edelim. Katı basıncına geçelim. Çünkü basıncı biz sınıflandıracağız. Biraz önce de söylemiştim. Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı, akışkanlar basıncı diye basıncı sınıflandırarak öğreneceğiz. Şimdi katı basıncından bahsedelim. Katılarda zemin yatay ise basınç kuvveti demiş ağırlığa eşittir. Hemen buradan ne söylemek istediğimizi hemen bir açıklayalım sizlere. Katılarda ağırlıklarından dolayı buradaki yüzeye bir basınç uygularlar. Çünkü basıncın tanımı ile ilgili biz ne söyledik? Birim yüzeye etki eden kuvvet. Bakın yüzeyimiz burada. Buradaki yüzeye etki eden kuvvet nedir? Tabii ki de buradaki bloğun ağırlığıdır. Buradaki blok ağırlığından dolayı buradaki yüzeye ne yapacaktır? Bir kuvvet uygulayacaktır. Bu yüzden biz de burada katı basıncı dediğimiz kavramı konuşuyoruz. Katılarda Zemin yatay ise basınç kuvveti ağırlık kadardır. Yani katı basıncına şöyle diyebiliriz. Katıya dışarıdan etki eden başka bir kuvvet yoksa basınç kuvveti yani F katının ağırlığı kadardır ağırlıkta G harfi ile gösterilir. Yani burada basıncı yazmak istediğimizde biz basıncı nasıl yazıyorduk gençler? Daha bir sayfa önce öğrendik. Basınç eşittir. Kuvvet bölü yüzey alanı şeklinde yazılır öyle değil mi? Biz katılarda buradaki kuvvete ne dedik? Ağırlık kadardır dedik. Yani G bölü S şeklinde biz basıncı ifade edebiliriz. Katılarda basınç G bölü S şeklinde ifade edilir. Katılarda basınç kuvveti nedir gençler? Ağırlık kadardır. Şimdi hemen konuyu pekiştireceğimiz burada çok basit bir antrenman sorusu var. Hemen bakıyorum. Demiş ki bize buradaki şekildeki cisim işte alt taraftaki yüzey alanı A kadar üst taraftaki yüzey 3A kadar. Buradaki basınç P kadar. Basınç kuvveti ise F kadarmış. Biz bu cismi ters çevirdiğimizde bakın geniş olan kısım burada yüzeye değiyor. Yani cismi ne yapıyoruz biz? Ters çeviriyoruz. Cismi ters çevirdiğimizde basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Katı basıncı ile ilgili karşımıza çıkacak en fenomen örneklerden bir tanesidir. Yani en sık her kitapta göreceğimiz, her konu anlatımında göreceğimiz örneklerden bir tanesidir. Bu mutlaka okuldaki öğretmenimiz de buna değinecektir. Şimdi burada basıncı ifade ederken biz katılarda nasıl yazıyoruz? Bakın katılarda basınç ağırlık bölü yüzey alanı şeklinde ifade edilir. Yani buradaki bloğun ağırlığı G kadarsa nasıl ifade edeceğiz biz? P eşittir Ağırlık G. Yüzey alanı ne kadar? Burada yüzey alanı A kadar. G bölü A şeklinde yüzey alanını yazacağız burada. Yani basıncı G bölü A şeklinde ifade edeceğiz. Karışıklık olmasın. Yüzey alanı S şeklinde de gösterilir. A şeklinde de gösterilir. Bunların hepsi yüzey alanı anlamına gelir. Burada İngilizcesinden dolayı surface. Burada Türkçesinden dolayı alan. Yani aynı şeyler bunlar. S ve A'yı gördüğünüzde kafanız karışmasın. Şimdi devam edelim. Buradaki basıncı biz ağırlık bölü yüzey alanı şeklinde şeklinde ifade ettik. Ağırlığımız G kadar. Burada yüzey alanı ne kadar? A kadar. Bak burada A da var. 3 A da var. Hangisini alıyoruz biz? Zemine temas eden yüzey alanı. Yani A kadar. O yüzden basıncımız ne kadar oldu? G bölü A kadar olmuş oldu. Şimdi basınç kuvvetini yazalım. Basınç kuvveti nasıl yazılıyor? Yukarıda bahsettim. Basınç kuvveti katılarda nedir? Ağırlık kadardır. Bu katının ağırlığı ne kadar? G kadar. O yüzden benim basınç kuvvetim de neye eşittir? G'ye eşittir. Şimdi sağ tarafta geldiğimde ise bu şekil ne yapılmış ters çevrilmiş. Şimdi ters çevrildiğinde oluşan yeni basıncı yazalım. Basıncı nasıl yazacağız biz? Ağırlık bölü yere temas eden yüzey alanı. Şimdi bu cisim ters çevrildiğinde ağırlığı değişti mi? Cisim burada bu şekilde duruyorken ve bu şekilde duruyorken ağırlığı değişir mi? Değişmez. Sonuçta aynı cisim öyle değil mi? Yine ağırlık yerine bir g yazacağız. Ancak yere temas eden yüzey alanına baktığımızda a'dan 3A'ya çıktığını görüyoruz. Burada başlangıçtaki basıncımız G bölü A kadar. Şu anda G bölü 3A kadar. Basıncın 3'te 1 kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Yani buradaki basınca P dersen buradaki basınca ne demen gerekir? P bölü 3 kadar demen gerekir. Çünkü burada G bölü A vardı. Burada G bölü 3 A var. Yani 3'te biri kadar var. Bu yüzden basınca P bölü 3 diyeceğiz. Şimdi geçelim basınç kuvvetine. Basınç kuvvetine baktığımızda ise yukarıda yazıyor zaten kopyamız. Katılarda basınç kuvveti nedir? Ağırlık kadardır. Ağırlığımızda bir değişim oldu mu? Olmadı. Bu cismi yana da yatırsak, dikelsek de amuda da kaldırsak öyle değil mi? Cismin ağırlığı değişmez. O yüzden basınç kuvveti de nedir? Yine F kadardır ve bu ağırlığa eşittir. O yüzden basınç kuvvetinin yanına değişmez yazabiliriz. Bakın bunlar karşımıza bir test sınavında 1 2 3'lü öncüllü bir soru olarak karşımıza gelebilir. Şimdi devam edelim bakalım neler göreceğiz biz. Katı basıncının özellikleri diyor. Katı basıncını tekrardan size yazmak istiyorum. Burada P eşittir G bölü S veya G bölü A şeklinde katılarda basınç ifade edilir. Katılarda basınç ağırlıkla doğru orantılıdır. Yüzey alanı ile ters orantılıdır. Bunlardan da bahsedelim. Aralarındaki orantıyı da söyleyelim. Yani katı bir cismin ağırlığı artarsa yüzeye uyguladığı basınç da tabii ki de artar. Yani arkadaşını sırtına aldın. Daha sonrasında sırtına bir arkadaşın daha çıktı. Bir arkadaşın daha çıktı. Ne olacaktır? Altında artık ezilirsin. Yani burada ağırlık artarsa basınç da artar. Doğru orantılıdır. Daha sonrasında bir raptiyeyi düşünün. Ya da bir kalemi düşünün. Bakın kalemin ucunu biz burada açtık açtık iyice sivrilttik. Daha sonrasında elimizle bakın buradan yukarıdan ve alt kısımdan bastırmaya başladık. Burada kalemin ucunun sivri olduğu yerde elim daha çok acımaya başlar değil mi? Bir süre daha bunu böyle sıktırırsam ne olacaktır? Buradan artık kan akmaya başlayacak. Yani sivri olduğu yerde basınç daha fazladır. Bu yüzden basınç yüzey alanıyla ters orantılıdır. Yüzey alanı küçüldükçe ya da aklıda bazen öğrenciler şu şekilde tutuyor. Yüzey alanı sivrildikçe basınç ne olacaktır? Artacaktır. Buna da dikkat edelim. Yani özetle katılarda bizim basıncımız ağırlıkla doğru orantılı artarsa artar. Yüzey alanıyla ters orantılı azalırsa artar. Daha sonra diğer özelliklerden de bahsedelim. Katı cisim ters çevrilirse basınç kuvveti değişmez. Evet katılarda çünkü basınç kuvveti nedir? Ağırlıktır öyle değil mi? Bir cisim ters çevrildiğinde ağırlığı değişmeyeceğinden dolayı burada basınç kuvveti de değişmez. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletirler. Bakın burada çekiçle çivi çakma örneğinde biz burada çivinin üst kısmına da alt kısmına da aynı kuvveti uygularız. Yani burada çekiçle bizim uyguladığımız kuvvet F kadarsa buradaki çivinin şöyle daha büyük bir şekilde çizmek istiyorum. Üst kısmında da alt kısmında da F kadarlık bir kuvvet vardır. Katılar bu kuvveti nedir? Aynen iletirler. Üzerine uygulanan kuvveti iletirler. Alt ve üst tabanı eşit olan düzgün katı düşey kesitlere ayrılırsa basıncı değişmez diyor. Bakın burada bir katıyı dikine olacak şekilde düzgün bir şekilde kesersek burada her bir parçanın basıncı başlangıçtaki basıncı eşit olur. Yani değişmez. Bakın bunu şöyle çok basit bir örnekle göstermek istiyorum size. Mesela başlangıçta bu silindir 2G kadar ağırlıkta olsun. Yüzey alanı ise 2S kadar olsun. Biz bunu tam ortadan kestiğimizde ne olacaktır? Sol taraf G, sağ taraf G. E, yüzey alanı içinde sol taraf S, sağ taraf S olacak öyle değil mi? E basıncı yazmaya kalktığımızda burası 2G bölü 2S yani G bölü S. İkiler sadeleşecek. Burası G bölü S. Burası da G bölü S. Bakın burada 3 parçanın da basınçları birbirine eşit. Yani bir yorum sorusu olarak karşımıza çıktığında sakın şaşırmayalım. Bir katı dikine düzgün bir şekilde kesilirse zemine yaptığı basınç değişmez. Her bir parçanın zemine uyguladığı basınç başlangıçtaki basınca eşit olur. Ancak dikine düzgün keseceksin bak dikine düzgün yani böyle zigzag yaparak falan değil. Buna sorularda dikkat etmeyi unutmayalım. Şimdi katı basıncı ile ilgili bir diğer özelliğimize geçelim. Düzgün geometrik şekle sahip katılarda yüzeye uyguladıkları basınç HDG ile hesaplanır. Burada H nedir? Yükseklik. Sen de benimle birlikte mutlaka not al. Yükseklik. D dediğimiz kavram nedir? Yoğunluk. Yani öz kütle öyle değil mi? Geçen yıl 9. sınıfta öğrendiğimiz bir kavram. G ise nedir? Onu da şuraya yazalım. G ise yer çekimi ivmesi. Genellikle bu sorularda sabit oluyor. Ancak bu olayın yer çekimi ivmesine de bağlı olduğunu unutmayalım. Yani yükseklik ve yoğunluğa bakarak biz düzgün geometrik şekle sahip olan katıların basınçlarını yorumlayabiliriz. Buraya baktığımızda düzgün geometrik şekle sahip bir katımız var. Basıncı nedir? HDG kadardır. Daha sonrasında aynı maddeden yapılmış başka parçaları görüyoruz. Buraya baktığımızda yukarıya doğru genişleyen bir cisimde basınç HDG'den daha büyüktür. Yukarıya doğru daralan bir cisim olduğunda basınç basınç HDG'den daha küçüktür. Bakın aslında bu bir soru. Yani şöyle şuraya soru yazmadık diye burada başka bir şey anlatmıyoruz aslında biz. Bu bir soru, soru kalıbıdır. Der ki sana aşağıda aynı maddeden yapılmış cisimlerin yere uyguladıkları basınçları kıyaslayın der. Dersin ki sen sol tarafa HDG Ortadaki P büyüktür HDG. En sağ taraftaki P küçüktür HDG. Buradaki basınç sıralamasını yaparsın ve doğru cevabı verirsin. Bakın buna dikkat edelim. Daha sonra bakalım hemen karşımıza ne geliyor? Bir tane soru geliyor. Konuyu pekiştirmek için hemen sorumuzu çözelim. K cismi bir konumunda zemine yaptığı basınç P kadar. Basınç kuvveti ise F kadardır. Cisim iki konumundaki gibi olursa zemine yaptığı basınç kaç P? Daha sonrasında basınç kuvveti ne kadar F olur diye bize soruluyor. Bakın bu soruya çok dikkat edelim. Özellikle ikinci yazılı sınavımızda öğretmenimiz bize katı basıncı ile ilgili böyle bir soru sorulabilir. Sınavda sorulan en önemli sorulardan biridir. Genellikle çoğu öğretmen katı basıncı ile ilgili yazılı sınavlarda bu tarz bir soru mutlaka test sınavının içerisine ya da yazılı sınavının içerisine mutlaka bir tane koyar. Hemen çözmeye başlayalım. İlk önce bir numaradaki basıncı bir yazmaya çalışalım. Diyelim ki P1 yani bir numaranın basıncı. Bu adamın ağırlığı ne kadar bilmiyoruz. Soruda bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. GK. Peki yüzey alanı ne kadar? Bak şimdi yüzey alanı burada gözüküyor öyle değil mi? Yüzey alanı nedir? 2A ile A'nın çarpımı yani 2 A kare kadar burada bir yüzey alanı vardır. Ve sol taraftaki basınca ne demiş? P kadarlık bir basınç vardır demiş. Bakın buraya hemen yazalım. P kadarlık bizim bir basıncımız var. Buradan GK'yı tek başına bırakalım. GK eşittir P çarpı 2 A kare şeklinde ne yapabiliriz biz? GK'yı burada yazabiliriz. Öyle değil mi? Daha sonrasında sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafa geldiğimde ise buradaki basıncı nasıl yazacağım? Ben hemen şöyle şuradan yazmak istiyorum. P2 eşittir. Sağ taraftaki basınç. Nasıl yazacağım sağ taraftaki basıncı? Yine aynı ağırlık bölü yüzey alanı şeklinde yazacağım. Değil mi? Şimdi bu cisim böyle dik duruyorken de yan duruyorken de ağırlığı nedir? Birbirine eşittir. Değil mi? Sol tarafta sen ağırlığa G kadar dediysen bu cismi böyle yana yatırdığında da yine ağırlığına ne diyeceksin? G kadar diyeceksin bunu öğrendik artık e, Sol tarafta bizim ağırlığımız G Sağ tarafta G Sol tarafta biz ağırlığı ne kadar bulmuştuk Bak burada kutunun içerisinde yazıyor P çarpı 2 A kare kadar biz neyi bulduk ağırlığı bulduk Şimdi geliyorsun yüzey alanına Yüzey alanına baktığımızda ise bakın yüzey alanı burada neresi hemen şöyle tarıyorum. Bak burada yüzey alanını görüyorsun öyle değil mi? Yani 4a çarpı 2a ne kadar oldu burası? 8a kare kadar olmuş oldu öyle değil mi? Şimdi sadeleştirmelerimizi hemen yapalım. Yukarıda a kare var, aşağıda a kare var. Gördüğün gibi bunlar birbiriyle sadeleşti. 2 ile 8 de sadeleşti ne oldu? P bölü 4 olarak buradaki basıncı bulduk. Yani 2 numarada basıncımız ne kadarmış? P bölü 4 kadarmış. Şimdi gelelim sorunun ikinci kısmına diyor ki bize basınç kuvveti ne kadar olur diyor. Şimdi sol taraftakine sen yani F1'e F kadar dediysen sağ taraftaki basınç kuvvetine de yine F2 eşittir F kadar demen gerekir. Çünkü katılarda basınç kuvveti nedir? Ağırlık kadardır. Ağırlık değişmediği için basınç kuvveti de ne olacaktır? Değişmeyecektir. İkinci yazılı sınavda banko gelecek bir soru. Dikkatli bir şekilde takip ettin inşallah. Hemen geçelim. Diğer soruya bakalım. Bakın bu da Aynı şekilde öğretmenimizin ikinci sınavda soracağı soru tiplerinden bir tanesi. Buna da çok dikkat edelim. Burada cisimler üst üste konulmuş. Bakalım neler oluyor. K cisminin zemine yaptığı basınç 2P. L'nin zemine yaptığı basınç ne kadarmış? 3P'ymiş. Yazalım şimdi. K'nın zemine yaptığı basınç 2P diyor. Buraya hemen 2P'yi yazalım. L'nin zemine yaptığı basınç ne kadarmış? 3P kadarmış. Bize diyor ki K'nın L'ye yaptığı ve L'nin zemine yaptığı basınçları tek tek bulun diyor. Şimdi sol tarafta bize 2P'lik bir basınç tanımlaması verilmiş öyle değil mi? Şimdi bu 2P'yi bir yazalım. Basınç nasıl yazılır? Yani 2P'yi nasıl yazacağız biz? Sol taraftaki cismin ağırlığı bölü yüzeye temas eden alan. Yani GK ağırlığı ne kadar bilmiyorum çünkü. GK bölü yüzeye temas eden alanı ne kadar? 3 s kadar. Buradan GK'yı tek başına bıraktığımızda ne buluyoruz biz? 2 kere 3 6 P çarpı S kadar. Bak K'nın ağırlığını buldum ben. 6 PS kadar. Öyle değil mi? Daha sonrasında geçiyorum L'ye. L için ne yazabilirim ben? Basıncın 3 P olduğu söylenmiş. Bu 3 P nasıl yazılır? G'nin ağırlığı yani GL bölü yere temas eden yüzey. Yani ne kadar? S kadar. Buradan GL eşittir. 3PS kadar bulunur. Bak şimdi ağırlıklarıyla ilgili bilgi sahibi oldum. Artık hiçbir şekilde sırtım yere gelmez. Sorunun çözümüne rahatlıkla ulaşabilirim. Diyor ki bize K'nın L'ye yaptığı basınç bak şimdi. K'nın L'ye yaptığı basıncı nasıl yazacağım ben? Şu anda K'nın L'ye yaptığı basınç derken neyden bahsediyor? Şurada turuncu ile gösterdiğim yerden bahsediyor, değil mi? Şu anda benim turuncu ile çizdiğim yer neresi oldu? Benim zeminim, yüzeyim oldu öyle değil mi? Yazalım şimdi K'nın ağırlığı ne kadar? Buna ben P1 diyeyim. P1 ne olsun? K'nın L'ye yaptığı basınç. Buna ben P1 dedim. Daha sonrasında ağırlığım ne kadar? K'nın ağırlığı kadar değil mi? Çünkü burada turuncu ile çizdiğim yüzeyin üzerinde kim var? Sadece K var. K'nın ağırlığı da ne kadar? 6 P çarpı S kadar. Daha sonrasında bakıyorum şuradaki yüzeyin alanı ne kadar? Yani L'nin üst kısmı ne kadar? S kadar bak görüyor musun? Buradan S'yi de yazdım. S'ler birbirini götürdü. Ne kadar yapıyormuş? 6P kadar yapıyormuş. Şimdi P2'ye gelelim. P2'de ise bize diyor ki L'nin zemine yaptığı basınçları bulunuz diyor. Burada şöyle diyelim biz L'nin zemine yaptığı basınç değildi zemine uygulanan toplam basıncı yazalım biz daha güzel olur çünkü sorularda genellikle bu sorulur. Bakın zemine yapılan toplam basıncı yazıyorum şu anda. Zemine yapılan toplam basıncı bulurken zeminin üzerindeki ağırlıklar neler? K ve L'nin ağırlığı öyle değil mi? K ve L'nin ağırlığı ne yapar? 6 3 daha 9 tane PS yapar öyle değil mi? Daha sonra zeminin yüzey alanı ne kadar? 3 S kadar. Burada S'ler birbirini götürür. 9 ve 3 sadeleşir. Ne bulduk biz? 3 P bulduk. Bakın ikinci sınavda karşımıza çıkması muhtemel bir soruyu daha çözmüş olduk. Şimdi geçiyoruz hemen. Piezo elektrik olay dediğimiz bir olay var. Hemen bundan bahsedelim. Bazı kristallere basınç uygulandığında kristalin iki ucu arasında potansiyel fark oluşur. Biz bu olaya piezo elektrik olay deriz. Yani piezo elektrik olay dediğimiz olay bakın burada krem rengiyle gösterilen bir kristal var. Bu kristal özel bir kristaldir. Buna biz kuvvet uyguladığımızda yani bakın buradaki yüzeye kuvvet uyguladığımızda yani basınç yaptığımızda ne oluyormuş? Burada potansiyel fark oluşuyormuş. Artık bir önceki konudan sen potansiyel farkın ne olduğunu öğrendin. Potansiyel fark oluşuyorsa burada neyden bahsedebiliriz? Elektrik akımından bahsederiz. Burada iki nokta arasında potansiyel fark varsa ben bir kablo çekip bunu ampule bağladığımda ampulü yakar mıyım? Yakarım. Yani bazı kristalleri sıkıştırarak basınç uygulayarak da biz elektrik üretebiliyormuşuz. Şimdi hemen geçelim biz bunu günlük hayatımızda nerelerde kullanıyoruz? Bu radyoların frekanslarında ayarlanması için kullanılır bu bir. İkincisi evlerimizde kullandığımız basküllerde biz bu piezo elektrik olayı kullanırız. Yani kilomuzu ölçmek için kullandığımız bu baskülün üzerine çıktığımızda buradaki kristali sıkıştırmış oluyoruz. Sıkıştırdığımızda burada bir potansiyel fark yani elektrik akımı oluşuyor. İşte o elektrik akımına karşılık gelen kütle değeri ekranda okunur ve bu şekilde biz de kütlemizi öğrenmiş oluruz. Şimdi günlük hayatımızda bazı basınç uygulamaları vardır. Bu basınç uygulamaları nelerdir bunlardan bahsedelim Biz işimize geldiği gibi kullanırız bazen basıncı arttırmak bazen ise basıncı azaltmak isteriz. Hemen bunlardan bahsedelim Mesela kramponların uç kısımlarının sivri olması basıncı arttırmaya yönelik bizim yaptığımız bir hamledir. basıncı arttırırız ki oradaki zemini iyice tutunalım. Çivinin ucunun sihiri olması yine basıncı azaltmaya yönelik bir şeydir basıncı arttırmaya yönelik bir şeydir. Çok özür dilerim. Basıncı burada arttırırız ve nedir? Çivinin duvar içerisinde daha kolay bir şekilde ilerlemesini sağlarız. Veya burada bir raptiye görüyoruz. Raptiyenin uç kısmının sivri olması buradaki basıncın çok yüksek olması anlamına gelir. Buradaki basınç yüksek olduğunda ne olur? Biz bu raptiyi elimize aldığımızda bakın burada baş parmağımla tuttuğum sivri kısım bir süre sonra baş parmağımı kanatmaya başlar. Basıncın yüksek olmasından dolayı ve bu rabdiyi biz bir noktaya yapıştırdığımızda ya da bir noktaya sabitlediğimizde buradaki basıncın yüksek olmasından dolayı nedir? Orada daha iyi bir şekilde ilerler. Sağ tarafta ise basıncı düşürdüğümüz bazı olaylar vardır. Mesela kar ayakkabılarının geniş paletli olması veya buradaki inşaat makinelerinin geniş paletli olması bunların hepsi basıncı düşürmeye yönelik bizim yaptığımız bazı şeylerdir. Çünkü burada biz zemine yapışmak istemeyiz, zemine tutunmak istemeyiz öyle değil mi? Karlı bir zemine veya inşaattaki bir çamura batıp kalmak istemeyiz. O yüzden basıncı olabildiğince düşürmemiz gerekir. Veya kamyonların tekerlek sayılarının fazla olması basıncı düşürmek içindir. Bakın burada dev bir ağırlık var. Bu ağırlığı ne yapıyoruz biz? Tekerlek sayısını arttırarak tek tek ağırlığı bölüştürüyoruz. Buradaki ağırlığın etkisini buradaki tekerleklere paylaştırıyoruz. Yani basıncını bir miktar arttırıyoruz. Artık katı basıncını tamamladık. Sıvı basıncına gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Sıvılar da gençler ağırlıklarından dolayı bir basınç uygularlar. Buraya hemen ağırlıklarından dolayı yazalım. Sıvılar da ağırlıklarından dolayı temas ettikleri noktalara bir basınç uygularlar. Sıvı basıncını nasıl ifade edeceğiz? Hemen bundan bahsedelim. Sıvı basıncını ifade ederken <laughs> bizim kullanacağımız denklem HDG'dir. HDG ne demektir? Burada H derinlik, D yoğunluk, G ise gezegene bağlı bir sabittir. Genellikle biz bunu sabit olarak düşünüyoruz. Ancak basıncın ...G'ye de yani yer çekimi ivmesine de... ...bağlı olduğunu unutmayalım. Ancak sorularda G ile ilgili bir değişiklik olmayacak. Genellikle biz derinlik ve yoğunluğa bakarak... ...basınçla ilgili yorumumuzu yapacağız. Ancak gezegenin çekimi ivmesine de bağlı mıdır? Bağlıdır. Fakat bizim sorularımızda... ...gezegenin çekimi ivmesi sabit olacağından dolayı... ...bu ikisine bakarak ne yapabileceğiz? Yorumlarımızı rahatlıkla söyleyebileceğiz. Burada HLG'yi yazarken... <laughs> dikkat etmemiz gereken bazı kavramlar var. Onlardan bahsedeyim mesela burada h derinlik. Derinlik ne demektir? Bizim bulunduğumuz noktanın mesela bu K noktasının yüzeye olan uzaklığına derinlik denir. Sıvının açık yüzeyine olan uzaklığına bakıyoruz. Mesela ben bazen K noktasının basıncını yazın dediğim zaman adam gidiyor derinlik olarak şurayı alıyor. Bakın bak burası derinlik değildir. Derinlik bizim bulunduğumuz noktanın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı demektir. Ya da L noktasındaysa bulunduğumuz noktanın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı bakın bu şekilde gösterilir. Anlaşıldı mı? Derinliği yazarken bunlara çok dikkat ediyoruz. Onun dışında zaten herhangi bir problem yaşamayız. Sıvı basıncı HDG'ye bağlıdır. Yani derinlik artarsa sıvı basıncı artar. Sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar. Yer çekimi ivmesi artarsa sıvının basıncı artar. Kaplardaki sıvılar aynı ise tabandaki sıvı basınçları nedir gençler? eşittir. Buradaki kapların şekilleri, görüntüleri ne olursa olsun. Gördüğünüz gibi bakın zemini şöyle turuncuyla göstereyim ben. Hatta isim de verelim. Burası K olsun, şurası L olsun, şurası da M olsun. K, L ve M noktalarının basınçları kesinlikle birbirine eşittir. Çünkü sıvı basıncını nasıl yazıyoruz biz? Derinlik, yoğunluk ve yer çekimi öyle değil mi? Derinliğe baktığım zaman derinlikleri birbirine eşit değil mi? K noktasının açık yüzeye uzaklığı, L noktasının uzaklığı, M noktasının uzaklığı hepsi birbirine eşit. E, aynı cins sıvılar var, D'ler de eşit. Aynı gezegendeler G'ler de eşit. O yüzden burada hemen gösterelim. PK eşittir PL. O da eşittir PM şeklinde yazılır. Burada zemindeki basınçlar kesinlikle birbirine eşittir. Şimdi sıvı basıncını ifade edelim bir. Bazen çünkü karışıklık oluyor. Bakın burada çok fazla kavram yanılgısının olduğu yerlere değineceğim. Mutlaka siz de bu tarz sorular göreceksiniz. Dikkat edelim. Şimdi K noktasının basıncını yazalım. Bak en kolayı K noktası. İlk önce bir hatırlatmamızı yazalım. Sıvı basıncı nasıl ifade edilir? HDG şeklinde ifade edilir, değil mi? Formülümüz HDG. Biz HDG dediğimiz denklemi kullanacağız bunun için. Hemen K noktası için bakıyorum. Bak K noktasının derinliği neresi? Bulunduğumuz yerin sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı yani 4H. O yüzden buraya 4HDG yazacağız. Sonra L noktasına gelelim. L noktası bulunduğumuz yerin açık yüzeye olan uzaklığı ne kadar? Bakalım. Şurası 3 aşmış. Daha sonrasında şurası h kadar verilmiş zaten çok pardon. Yani L'nin sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı doğrudan h kadar. Bu yüzden buraya h d g şeklinde direkt yazıyoruz. Daha sonrasında M noktasına geliyoruz. Bak burada bir sıkıntı var. M noktası için bak bu M noktasının bulunduğu yerin sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı ne kadar? 3h. O yüzden buraya 3hdg yazıyoruz. N noktasını yazarken bak çok dikkat et. Sınavlarda bak şunları yazıyorlar. N noktasının basıncını yazarken h yerine derinlik yerine şuradaki mesafe yazılıyor. Yapılan çok büyük bir yanlıştır. N'nin sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı ne kadar h kadar. Bu yüzden hdg yazıyoruz. Son olarak da R noktasına bakalım. R noktasının sıvının bak açık yüzeyi burası. Sakın buraya göre yazmaya kalkma. Bak burası kapalı görüyor musun? Siyah bir çizgi var burada. Burası kapalı bir yüzey. Açık yüzey burası. Sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı ne kadar? 4H kadar. O yüzden burası 4H dg kadardır. Sıvı basıncını ifade ederken derinliği mutlaka bulunduğumuz yerden sıvının açık yüzeyine olan uzaklık şeklinde yazalım. Yoksa sorularda hata yapabiliriz. Şimdi sıvı basıncı ile ilgili yeni yeni kavramlar hemen karşımıza gelsin. Kabın açık uzun sıvı dökülmeye başlanırsa sıvı 3 boruda da eşit miktarda yükselir. Doğru. Biz mesela buraya bir yere bir musluk koyarsak şöyle bir musluk resmi çizelim. Burada musluğun kapağını açtığımızda ne olacaktır? Sıvıların yükselmesi her üç kolda da eşit miktarda olacak. Yani burası yükseldi, burası alçak, burası orta alçak. Öyle bir şey yok öyle değil mi? Buradan sıvı dökmeye başladığımızda üç kolda da yükselme nedir? Birbirine eşittir. Şimdi öğrendiğimiz bu bilgiyi bir pekiştirelim. Sınavda karşımıza böyle bir soru çıkabilir. Dikkat et. K noktasındaki basınç P kadardır diyor. Güzel. K noktasındaki basıncı ben bir yazayım. PK eşittir neymiş? P kadarmış ve burada K noktası üzerinde bir sıvı olduğu için ne yazacağım ben? Sıvı basıncı yazacağım. O yüzden şuradaki derinliğe şöyle diyelim. H kadar diyelim. Burası HDG kadardır. K noktasının basıncı P'ye eşit. Onu da HDG şeklinde yazdım. Şimdi buradaki musluğu açtığımda ne olacak gençler? Sol taraftaki sıvı sağ tarafa doğru akmaya başlayacak. Bu yüzden ne olacaktır? Sol taraftaki sıvı seviyesi artık H'dan daha düşük bir seviye olacak. Şimdi dikkat edelim bakın. Başlangıçta bizim hacim olarak elimizde ne var? Hacim nasıl bulunur? Yüzey alanı çarpı yükseklikle öyle değil mi? Yani H çarpı A kadar benim başlangıçta bir hacmim var. Bu H çarpı A'yı ne yapacağım ben? sol tarafa ve sağ tarafa dağıtacağım öyle değil mi sol tarafta oluşacak olan yeni sıvı yüksekliğime, yeni sıvı derinliğime ben H üssü diyeyim. E sağ tarafta da aynısı olacak değil mi? Buradaki sıvı seviyesi de H üssü kadar olacak. Çünkü biz bu musluğu açtığımızda sıvı seviyeleri birbirine eşitleninceye kadar akış devam eder. Daha sonrasında ise sıvı seviyeleri eşitlendi mi durur. Yani sol tarafa H üssü dediysek sağ tarafa da biz ne diyoruz? H üssü diyoruz. Yani burada H çarpı A'yı ben H üssü A artı H üssü çarpı 3A şeklinde sol taraftaki ve sağ taraftaki hacimlere dağıtacağım. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Burada da tabii ki de A vardı. A'lar birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? H eşittir 4 tane H üssü. H üssü ne kadar yapıyormuş? H bölü 4 kadar bulunuyormuş. Öyle değil mi? Şimdi burada H üssünü H bölü 4 kadar bulduk. Yani sıvı seviyesi ne kadar oluyormuş? 4'te 1'i kadar düşüyormuş. Burası H bölü 4 kadar oluyormuş. O zaman ne yazacağım ben? PK eşittir. H bölü 4 DG kadardır. Aynı zamanda bu P, L7 eşittir. Çünkü L'deki sıvı seviyesi de ne olacaktır? Yine H bölü 4 kadar olacaktır. Yukarıdakine sen P dediysen burada basınç 4'te 1'i kadar olduğu için buna ne demen lazım? PK eşittir PL. Onlar da P'nin dörtte biri kadar. Yani P bölü dört kadar olacak. Bu da önemli bir soru. Dikkat edelim. Şimdi grafik yorumları var. Grafik yorumlarına bakalım. Genellikle test sınavlarında karşımıza gelir. Ya da okulda öğretmenimiz bize bu kapları verip aşağıdaki kaplara sıvılar döküldüğünde oluşan sıvı yüksekliği zaman basınç zaman Basınç yükseklik bu grafikleri çizin diye bize sorabilir. karşımıza klasik bir sınavda böyle bir soru gelebilir. Dikkat edelim şimdi. Burada düzgün bir kap görüyoruz. Düzgün bir kabı buradaki musluk yardımıyla doldurmaya çalıştığımızda ne olacaktır? Sıvının yükselmesi de düzgün düzgün olacak. Bu yüzden sıvı yüksekliği zamanla düzgün bir şekilde artar. Basınç zamanla düzgün bir şekilde artar. Basınç yükseklik düzgün bir şekilde artar. Ancak sağ tarafa geldiğimizde buradaki sıvının artışı düzgün bir şekilde değil. Neden? Çünkü kap genişleyen bir kap. Kap genişleyen bir kap olduğu için burada ne olacaktır? Kabı doldurmak zor. Kabı doldurmak zor olduğu için bakın buradaki sıvı yüksekliği zaman grafiği böyle biraz zorla artacak. Basınç zaman grafiği zorla artacak. Ancak basınç yükseklik grafiği doğrusaldır daralan bir kaba baktığımızda ise daralan bir kabı doldurmak kolaydır. O yüzden sıvı yüksekliği zaman grafiği buradan fiyu diye hızlı bir şekilde artar. Basınç zaman grafiği aynı şekilde artar. Bak basınç yükseklik grafiği nedir? Doğrusal bir şekilde artıyor. Yani buradan biz nasıl bir not çıkartabiliriz? Kabın şekli ne olursa olsun gençler basınç yükseklik grafiği nedir? Doğrusal bir şekilde artar. Onun dışındaki grafikler kap düzgünse düzgün bir şekilde artar. Daha sonrasında genişleyen bir kapsa böyle zorla artan bir grafik görüyoruz. Daralan bir kapsa daha kolay artış gösteren bir grafik göreceğiz. Bu grafikler mutlaka karşınıza çıkacak. Dikkat. Birbirine karışmayan sıvıların basıncını yazalım şimdi de. Burada birbirine karışmayan sıvıların basıncını yazarken ben bunlara böyle bazı rakamlar vermek istiyorum. Çünkü biz burada H1H2D1D2 şeklinde yazdığımızda burada böyle karman çorman bir şey oluyor sanki. Onu istemiyorum. O yüzden burada şöyle ifade edelim. Mesela burası H kadar olsun. Şurası 2H kadar olsun. Burası 2D kadar olsun. Burası da D kadar olsun değil mi? Aşağıdaki sıvının öz kütlesinin daha fazla olması gerekirdi. Birbirine karışmayan sıvılarda aşağıda olan sıvının öz kütlesi her zaman daha büyüktür. Şimdi K noktasındaki V... Ben burada ekstra bir iş daha yapmak istiyorum. L noktasındaki sıvı basınçlarını yazalım. Öncelikle L noktasındaki sıvı basıncını yazalım bakın. L noktasındaki sıvı basıncını yazarken L noktasının üzerine bakıyorum. L noktasının üzerinde ne var? D öz kütleli 2h derinlikli bir sıvı var. Yani L'nin üzerinde 2hdg var. L noktasındaki basınç bu kadar kolaydır. Ancak K noktasındaki basıncı yazarken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çünkü K noktasının üzerinde pembe ile gösterilen sıvı var, artı mavi ile gösterilen sıvı var. Bu yüzden bunları ayrı ayrı yazman gerek. Önce pembeyi yazalım. Pembe için ne yazabilirim ben? H2DG yazıyoruz buraya. H2DG şeklinde yazdık. Artı şimdi mavi için yazıyorum. Mavi için de 2H D ve g kadar toplamda buradaki basıncımız ne kadar olacaktır? 4 h kadar olacaktır. Bakın dikkat edelim burada. Pembeyi yazarken bak öz kütlesi 2 de ancak derinlik için sakın burada 3 h'ı almaya kalkma. Ayrı ayrı yazıyoruz. Pembenin derinliğini ayrı, mavinin derinliğini ayrı yazıyoruz. Yani pembe için 2 h Mavi içinde 2 HDG toplamda 4 HDG'lik bir basınç vardır K noktasında çünkü K noktasının üzerinde 2 tane sıvı var ikisini de hesap etmeyi unutmuyoruz. Şimdi gelelim basınç kuvvetine sıvılarda basınç kuvveti nasıl ifade edilir bundan bahsedelim. Şimdi katılarda basınç kuvvetine ne dedik biz? ağırlık kadardır dedik. Sıvılarda basınç kuvveti ise HDGA şeklinde yazılır. Bu da nereden geliyor? Bize çok uzak olan bir denklem değil gençler. Biz basıncı P eşittir F bölü A şeklinde yazdık öyle değil mi? Kuvvet bölü yüzey alanı şeklinde biz basıncı ifade ettik. Şimdi basıncı yazarken biz nasıl yazıyoruz? Sıvılarda buraya ne yazacağız? H, D, G eşittir f bölü a yazacağız değil mi? Buradan f'yi tek başına bıraktığımızda h, d, g, a şeklinde bir denklem buluyoruz. İşte bu da sıvılarda basınç kuvvetine denk geliyor. Yani buraya baktığımızda h derinlikte işte yüzey alanının a olduğu sıvının öz kütlesinin d sıvı olduğu bir ortamda basınç kuvveti h, d, g, a şeklinde yazılır. Burada h tabii ki de derinlik, d öz kütle, G gezegene bağlı değil mi? Gezegenin çekim ivmesi. A ise yüzey alanı şeklinde yazılır. Şimdi tek tek buradaki basınçları ifade edelim. Buraya baktığımızda F1 için F1 için ne diyeceğiz? Tabii ki de basınç kuvvetini yazacağız. Basınçları yazmayalım. Gerek yok şu anda. Direkt basınç kuvvetlerini söyleyelim. F1 için basınç kuvveti ne kadardır? İlk önce derinliğe bakıyorum. Bak derinliğin burada ne kadar? H kadar D, G Hangi yüzeydeyiz biz? 3A'dayız. O yüzden HDG 3A şeklinde yazıyoruz. Şimdi F2'ye geliyorum. F2 için bak ilk önce uygulama noktasının bak burada derinliğine kadar dikkat et bak tam ortasından H var burada. Yukarıda bir de 2H var. Toplamda 3HDG yüzey ne? 4A kadar bir yüzey var. O yüzden 4A ile çarpıyoruz. F3'e baktığımızda ise en kolayı zaten derinliği doğrudan 4H kadar. Direkt DG'yi yazdık. Buraya A'ya baktığımızda ise 3A'lık bir yüzey alanında. Bu yüzden basıncı 4HDG 3A şeklinde yazıyoruz. Hatta şöyle denklemleri de tamamlayalım. Burası nedir? 3F'dir değil mi? HDG A'ya F dersek 3F. Burası 3 kere 4 12F. 3 kere 4 burası da 12F şeklinde sıvı basınç kuvvetleri yazılabilir. Şimdi sıvı basınç kuvvetleri ile ilgili de bazı yorum kısımları var. Eğer kabımız düzgün bir kapsa sıvı basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Yani sıvının ağırlığı ne kadarsa sıvı basınç kuvveti de o kadardır. Kap daralan bir kap olduğunda sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha büyüktür. Kap genişleyen bir kap olduğunda ise sıvı basınç kuvveti nedir? Ağırlıktan daha küçüktür. Bunlar yorum olarak karşınıza çıkabilir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi geçiyoruz karşımıza bir soru geldi. Hem basıncı hem de basınç kuvvetini öğreneceğimiz bir soru. Şöyle mavi kalemle çözelim. Buradaki sıvımız mavi olduğu için yine ikinci yazılı sınavda karşımıza çıkması muhtemel bir soru tipi. K kabının tabanındaki sıvı basınç kuvveti ne kadarmış? F kadarmış. Gençler öncelikle bu F'yi bir yazalım biz. Bunun tanımını yazalım. İlk önce şöyle formülünden bir bahsedelim. Formülü neydi? H, D, G, A şeklinde sıvı basınç kuvveti yazılır. Ben de hemen burada H, D, G, A'yı yazmak istiyorum. Burada K noktasına baktığımızda H'ı ne kadar? 3 H kadar. Öz kütlesi D, G, daha sonrasında yüzey alanına baktığımda ise iki kutu olduğu için 2A şeklinde yazılır. Yani 3 kere 2 6 HDGA şeklinde buradaki sıvı basınç kuvvetini ifade edeceğiz. Bak şu anda bir problem yok herhalde. K kabının tabanındaki sıvı basınç kuvvetini yani bak şu noktadaki sıvı basınç kuvvetini nasıl yazdık? Derinlik 3H olduğu için 3H sıvının öz kütlesine D kadar diyelim D yazdık buraya. G zaten değil mi sabit bir sayı. Yüzey alanı ne kadar? Burası 2 bölme olduğu için yüzey alanına da 2A'yı ekledik. Şimdi geliyoruz. Buradaki sıvıyı buraya boşaltacağız. Şimdi buradaki sıvının hacmi ne kadar? 6 v kadar öyle değil mi? Bak burada 6 v'lik bir hacim var. Bu 6 v'lik hacmi yani 6 kutuluk hacmi sağ tarafa boşaltalım bak. Bu 1, 2, 3, 4, 5 öyle değil mi? Bakın dikkat edelim. Ne yaptık biz burada? 6 kutuluk hacmi buraya boşaltmış olduk. Geriye elimizde bir kutu kaldı. Şimdi bir kutuyu bizim böyle bu şekilde buraya koyacak halimiz yok. Öyle değil mi? Yani burada bu bir buz kütlesi değil ki burada sadece bir kutuyu doldursun. Biz buraya bir kutuluk sıvı döktüğümüz anda bu ne olacaktır? Direkt olarak buraya yayılır ve buradaki sıvı yüksekliği ne kadar olur gençler? H bölü 2 kadar olur. Burası ne kadar? Burası H kadar. Öyle değil mi? Biz burada dikine her bir kutuya H kadar dedik. Şurası Yarım haş, burası da tam haş şeklinde gösterilir. Şimdi geliyoruz biz L noktasındaki sıvı basınç kuvvetini yazmaya. Artık işin kolay kısmına geldik. L noktasının üzerindeki derinlik ne kadardır? Sıvı derinliğine bakıyorsun bak sakın. Buranın tamamını 3 haş falan almaya kalkma. Biz sıvının derinliğine bakıyoruz. Burada haş sıvısı var. Burada H bölü 2 sıvısı var. Yani toplamda 1,5 H'lık bir derinlik var. Onu da biz 3 bölü 2 H şeklinde yazarız. Sıvı aynı sıvı olduğu için sol taraftakine D öz kütleli dediysek sağ taraftaki de D öz kütlelidir. Aynı gezegendeyiz G ancak yüzey alanına baktığımızda ise 2, 4, 5 öyle değil mi? Yüzey alanımız şu anda 5 A kadar. O yüzden ne yazacağız biz buraya? 3 kere 5 15. 15 bölü 2 ne yapacak? yedi buçuk yapacak. Yedi buçuk H, şeklinde buradaki sıvı basınç kuvvetini ifade ederiz. Şimdi geçiyoruz hemen Pascal ilkesine. Pascal bize neler söylüyor? Bundan bahsedelim. Sıvılar üzerine etki eden basınç değişikliğini her noktaya aynen iletirler ve biz buna Pascal ilkesi deriz. Yani biz burada G ağırlığındaki bir cismi buraya F1 kuvveti uygulayarak dengede tutabiliyoruz. Biz buraya F1 kuvveti uyguladığımızda ne oluyor? S1 yüzeyine uyguladığımız için bak yüzeye kuvvet uyguluyorsun. Yani burada bir basınç uygulayarak G'yi dengede tutabiliyorsun. Buradaki basınç değişikliği ne oldu? Her noktaya iletildi sıvı tarafından. İşte buna Pascal ilkesi denir. Ve günlük hayatımızda birçok noktada önemi vardır. Buraya baktığımızda araçların hidrolik fren sistemlerinde biz Pascal ilkesini görüyoruz. Yani bakın burada biz frene çok küçük bir dokunma yaptığımızda buradaki sıvı bu basıncı aynen gidiyor. Fren sistemini iletiyor ve bu kenarları sıkıştırarak aracın yavaşlaması sağlanıyor. Veya oto sanayilerde görürsün araçlar burada yukarıya kaldırılır. Bakın burada bir kuvvet uyguluyoruz yüzeye. Yani basınç uyguluyoruz. Bu basınç sıvı tarafından arabaya iletilir ve arabanın yukarıya doğru kaldırılması sağlanır. Aynı şey berber koltuklarında da vardır. Berberiniz arkanızdan böyle e, taburenin altındaki bir noktaya dokunur. Sadece dokunarak sizi böyle yukarıya doğru kaldırır. Yine burada Pascal ilkesini görüyoruz. Şimdi karşımız Pascal ilkesi ile ilgili bak yine sınavda çıkması muhtemel bir soru bak özellikle ben burada konu anlatımını yaparken aynı zamanda bir size sınav çalışması da yapmak istiyorum çünkü sınava çalışmayı son güne bırakmayın bakın burada bu videoyu izlerken hem konuyu öğren hem sınavda çıkabilecek tarzda soruları gör yani sınava çalışmayı son güne bırakma şimdiden bunları öğren yine bakın karşımıza. Bir tane soru geldi. Bu da çok standarttır. Öğretmenlerin sınavlarda sormayı sevdiği soru tiplerinden bir tanesidir. Düzenekler F ve 3F kuvvetleriyle dengelenmiştir. Pistonların ağırlıkları ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre F kuvveti kaç G'dir diyor. Bakın burada size ilk önce taktikten bahsedeyim. Burada sıvı seviyesinin alçak olduğu yerden çizgiyi çekiyorsun. Sorularda genellikle bu çekilmiş olur ama hani çekilmezse de nasıl çekildiğini göstereyim. Sıvı seviyesinin bak görüyor musun? Alçak olduğu yer burası. O yüzden buradan ben belirgin olsun diye turuncuyla çizgimi çekiyorum. Daha sonra bu çizginin üstünde sol tarafta ve sağ tarafta neler var bunları yazıyorsun. Sol tarafta çizginin üzerinde basınca dair ne var? F bölü S var öyle değil mi? Çünkü çizginin üzerinde bir sıvı yok. Yalnızca ne var? Yüzeye bir kuvvet uygulanıyor. Bu da katı basıncı demek. Sol tarafta yalnızca F bölü S var. Başka bir şey var mı? Yok. Geçiyorum sağ tarafa. Sağ tarafa baktığımda ise bu çizginin üzerinde basınç yapabilecek ne var? Sıvı var. Sıvının basıncı da nasıl yazılır? Hemen gösterelim. 2H D G şeklinde yazılır, öyle değil mi? 2h dG kadar burada ne vardır? Bir e, sıvı basıncı vardır. Şimdi geliyoruz sağ tarafa. Sağ tarafa baktığımda ise bakalım şimdi buraya neler görüyoruz? Çizgimizi hemen çekelim. Sıvı seviyesinin düşük olduğu, alçak olduğu yer neresi? Bu nokta öyle değil mi? Bak sıvı seviyesinin alçak olduğu yer burası. Hemen bu hizadan çizgimi çekiyorum. Şimdi çizginin solda ve sağda üzerinde neler var bunlara bakalım. Sol tarafta basınç yapabilecek bak görüyor musun bir sıvı var. O yüzden HDG geldi. Sıvının üzerinde bir katı basıncı var öyle değil mi? Bir ağırlığı yani bir katıyı yüzeyin üzerine bırakırsak ne olacaktır? Burada G bölü S kadarlık bir basınç yapacaktır değil mi? Daha sonrasında sol tarafa baktığımda basınç yapabilecek bir şey görmüyorum. Eşittir diyorum. Sağ tarafa geldim şimdi. Sağ tarafa baktığımda ise ne görüyorum? 3F bölü 2 s kadar bir basınç görüyorum. Şimdi bakın yazacağımız denklemler bunlar. Biz buradan neyi bulacağız? F ile G arasında bir ilişki kuracağız. Öyle değil mi? Yani buradaki şu HDG kavramından bir kurtulsak bizim için iyi olacak. Çünkü biz ne yapmak istiyoruz? F ile G arasında bir ilişki kurmak istiyoruz. Şimdi neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Buraya baktığımızda şurada mesela 3F bölü 2S diye bir kavram var öyle değil mi? Biz F bölü S gördüğümüz yere 2HDG yazabiliriz. Bunları söyleyelim. Bakın buraya 2HDG yazabilirsin. Ya da HDG'yi yok edebilirsin. Şöyle yapalım. HDG'yi tek başına bırakalım. Ne geldi? F bölü 2S diye bir ifade geldi. Öyle değil mi? Şimdi HDG gördüğümüz yere bunu yazalım. Burada ne yazacağım ben? F bölü 2S. Öyle değil mi? Artı. Buraya ne geldi? G bölü S. Burada ne var? 3F bölü 2S var. Öyle değil mi? Şimdi baktığımızda karşılıklı olarak bak burada her yerde S var. S'ler karşılıklı olarak birbirini götürür. Ben bunu karşıya almak istiyorum. Karşıya aldık. Şöyle denklemi şuradan çözmeye devam edelim. G eşittir 3 bölü 2F değil mi? Buradan da eksi F bölü 2. Buradan devam edelim. G eşittir 3'ten 1 çıktı 2. 2F bölü 2. ...ikiler birbirini götürdü. G ile F bunlar birbirine eşit çıktı. Bakın bu soruya dikkat edelim. Bu soru muhtemelen karşımıza gelir. Oldukça basit. Bak tekrar tekrar anlatmak istiyorum. Sol tarafta sıvı seviyesinin alçak olduğu yerden çizgiyi çektim. Sonra çizginin üzerinde solda ve sağda neler var basınca dair bunları yazıyorum. Solda basınca dair F bölü S var. Yazdık. Sağ tarafta ne var? Sadece sıvı olduğu için 2 htg var. Bitti sol taraftaki görselle ilişkim. Şimdi sağa geçiyorum. Sıvı seviyesinin alçak olduğu yerden çizgimi çektim. Sol tarafta basınca dair ne var? Bir katı basıncı bir de sıvı basıncı var. Katı basıncı için G bölü S'yi yazdım. Sıvı basıncı için HDG'yi yazdım. Sonra sağa geçiyorum. Çizginin üzerinde 3F bölü 2S var. Burada 2S olduğunu nereden anladık diyecek olursan bunlar aynı kap. O yüzden burası 2S, Bak burası da aynı şekilde nedir? S kadarlık bir yüzey alanına sahiptir. Bakın bu ikisini yazdıktan sonra artık benim yapmam gereken şey ne? Denklem çözmek. Denklemi çözerek rahatlıkla sonuca ulaşabiliriz. Yani buraya baktığımda bana F ile G arasında bir ilişki kurmam söyleniyor. Yani HDG gereksiz. HDG'yi tek başına bıraktım mı F bölü 2S yapar. Burada HDG yerine F bölü 2S yazarsam da denklemimi çözerim. G ile F'yi birbirine eşit bulurum. Şimdi geçiyoruz gaz basıncına. Gaz basıncı da çok önemli bir kavram. Gazlar hangi kaba konulursa o kabın hacminde olurlar. Ve gazlar sıkıştırılabilirler. Yani bir gazı bir kabın içerisine koyduğumuzda kabın hacmi neyse gazın da nedir hacmi o kadar olacaktır. Atmosferi oluşturan gazların etki ettiği basınca biz açık hava basıncı diyoruz. Ve açık hava basıncının varlığına dair günlük hayatta yaptığımız deneylerden burada bahsetmek istiyorum. İlkokulda belki öğretmeniniz yapmıştır bu deneyi size. Ağzına kadar su ile bir bardak doldurulur. Daha sonrasında üst kısmına bir kapak kapatılır. Yani bir peçete ya da bir kağıtla kapatılır. Daha sonrasında bardak ters çevrildiğinde dışarıdaki açık hava basıncından dolayı ne olacaktır? Buradaki sıvı dengede kalır. Buradan aşağı dökülmez. Ya da bakın burada yumurtayı şişenin içerisine sokmaya çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde burada yumurtayı şişenin içerisine sokamazsın. Niye? Çünkü burada bir denge var bak. İçeride açık hava basıncı, dışarıda açık hava basıncı bir denge var. Biz bir ateş yardımıyla bu şişenin iç kısmını yakarsak ne olur? İçerideki açık hava basıncını yakarsın ve dışarıdaki açık hava basıncını artık dengeleyecek bir şey olmadığı için bu yumurtayı dışarıdaki açık hava basıncı bütün gücüyle içeriye doğru itmeye başlar ve yumurta burada şişenin dibini boylayacaktır. Daha sonrasında Almanya'nın Magdeburg kentinde yapılan Magdeburg deneyi bu da açık hava basıncı ile ilgili önemli bir deneydir. Burada içerisindeki hava boşaltılmış olan bir küre var. İçerisindeki havayı boşalttığımızda bu kürenin içerisindeki açık hava basıncını yok ederiz. Yani sadece dışarıda P0'lık bir açık hava basıncı vardır. İçerisinde bunun artık açık hava basıncı diye bir şey yok. Bak önceden bu dışarıda çizdiği mavi okları dengeleyen içeride bir açık hava basıncı vardı öyle değil mi? Biz bunun havasını boşalttığımızda içerideki açık hava basıncını aldık. Ve dışarıdaki bu çok ciddi açık hava basıncı ne olacaktır? Kesinlikle ve kesinlikle dışarıdaki açık hava basıncı bu kürenin birbirinden ayrılmamasını sağlayacaktır. Yani burada atlarla bu küreyi sağ tarafa ve sol tarafa çektiğimizde kesinlikle bu küre nedir? birbirinden ayrılmaz. Dışarıdaki açık hava basıncı çok ciddi miktardadır. Yani açık hava basıncı dediğimiz basınç atmosferdeki işte karbon, oksijen, azot, hidrojen bunların hepsinin yer çekiminin etkisiyle bizim üzerimizi etki ettiği basınçtır. Aslında şu anda hepimizin üzerinde bir öküz oturuyormuş gibi bir açık hava basıncı etkisi var. Yani daha iyi anlamanız için söylüyorum. Daha iyi modelleyebilmek için söylüyorum. Açık hava basıncını bir öküze benzetebilirsiniz yani şu anda herkes sırtında bir öküz taşıyor aslında. Peki biz bunun altında niye ezilmiyoruz? Kan basıncı sayesinde. Damarlarımızdaki akan kanın basıncı bu açık hava basıncını dengeler ve biz de bu açık hava basıncını yani öküzün altında ezilmemiş oluruz. Şimdi devam edelim. Açık hava basıncı nelere bağlıdır? Öncelikle açık hava basıncı bizim bulunduğumuz yerden deniz seviyesine olan uzaklığa bağlıdır. Yani bulunduğumuz yerden deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncının nedir? Azaldığını göreceksin. Başlangıçta bakın bu balonun üzerine etki eden ciddi miktarda açık hava basıncı vardı. Ancak çocuk yukarıya doğru çıktıkça Açık hava basıncı ne olur? Azalır. Açık hava basıncı azaldığı için de balon rahatlar ve balonun gençler gitgide şiştiğini görüyorsunuz. Yani burada çocuk deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktığında açık hava basıncı azalacaktır. Azalacağı için de buradaki balonun şişmeye başladığını görürüz. Ve açık hava basıncı barometre dediğimiz aletlerle ölçülür. Şu anda günümüzde kullandığımız barometreye çok çok benzer bir barometre görüyoruz. Ancak İlk başta Torricelli amcamız böyle bir barometre kullanmamıştır. Torricelli deniz seviyesinde bir deney yaptı. Burada gördüğünüz tübü ağzına kadar civa ile doldurdu. Bakın şöyle modelleyelim. Bu kalemin içerisinde ağzına kadar civa olduğunu düşünün. Tamam mı? Bu bir cam boru. Cam boruyu ağzına kadar civa ile dolduruyoruz. Daha sonrasında burada bir kova var ya da bir kap var. Bu kabın içerisine geliyoruz. Böyle ters çevirerek boşaltıyoruz. Daha sonrasında burada bir miktar civa dökülüyor ve bu tüp dengede kalıyor. Üzerinde bir miktar boşluk olacak şekilde dengede kalıyor. Şu anda basıncı yazmaya kalktığımızda dışarıda ne var? Açık hava basıncı var. İçeride ne var? Tübün içerisinde bir sıvı basıncı var değil mi? HDG. İşte bunlar birbirine eşittir. Yani dışarıdaki açık hava basıncı içerideki HDG'ye eşittir. Açık hava basıncı buradaki tüpü dengede tutmuştur ve deniz seviyesinde açık hava basıncı 76 santim civadır. Yani Torricelli şunu söylüyor açık hava basıncı 76 santim civayı dengede tutar diyor. Tabii ki de bu deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça veya aşağılara doğru inildikçe buradaki değer de değişecektir. Açık hava basıncı bizim bulunduğumuz yerin deniz seviyesine olan uzaklığına bağlıdır. Şimdi geçelim. Torricelli deneyi ile ilgili bazı söyleyeceklerimiz var. Kesinlikle Torricelli deneyinde tüpün şekli, kesiti bunlar önemli değildir. Her türlü açık hava basıncı deniz seviyesinde 76 santim civayı dengede tutar. Sıvının cinsi, ortamın sıcaklığı, ortamın deniz seviyesinden yüksekliği ve borunun üst kısmında başka bir gaz olup olmaması bunlar sıvı yüksekliğini etkileyen faktörlerdir. Etkilemeyen faktörler nelerdir? Buradaki borunun kesiti bunlar önemli değildir. Kesiti, kalınlığı, şekli, duruşu, böyle dik duruşu, yan duruşu, S şeklinde oluşu bunların hiçbiri açık hava basıncının 76 santim civayı deniz seviyesinde tutmasını etkilemez. Yalnızca buradaki 4 tane madde etkiler. Devam edelim. Torricelli deneyi vs kılcallık demiş. Torricelli deneyini bakın biraz önce öğrendik. Torricelli amcamızın yaptığı bir deneydi. Açık hava basıncı ile açıklanır. Sıvının yükselme miktarı borunun kesitine şekline bağlı değildir. Kullanılan borunun üst kısmı gördüğünüz gibi kapalıdır. Ancak geçen yıl 9. sınıfta öğrendiğimiz kılcallık olayında adezyon kuvveti ile açıklanıyor. Kılcallık olayı neydi? Bakın burada Ince borularda sıvının yükselmesi ya da alçalması nedir? Kılcallıktır. Yani adezyon, yapışma ile açıklanır. Sıvının yükselme miktarı cam borunun kesitine ve şekline bağlı değildir. Yani buradaki sıvının daha çok yükselmesini istiyorsak ne yapacağız biz? Daha ince bir boru kullanacağız. Veya burada daha kalın bir boru kullanırsak ne olacaktır? Sıvı seviyesi daha alçak olacaktır. Kullanılan borunun üst kısmı açıktır burada. Bakın burada kapalıdır. Yani Torricelli ile kılcallık olayını birbirine karıştırmayalım. Kapalı kaplardaki gaz basıncına gelelim şimdi. Kapalı kaplardaki gaz basıncı neden olur? Önce bundan bahsedelim. Gaz moleküllerinin kap yüzeyine çarpma sonucunda gaz basıncı oluşur. Oluşan gaz basıncı her yerde kesinlikle ve kesinlikle aynıdır. Bakın biz bu kabın içerisine bir miktar gaz koyduk. İçerisine bir miktar gaz koyduğumuzda buradaki gaz molekülleri kabın kenarlarına çarparak ne yapacaktır? Burada bir basınç oluşturacaktır. Şimdi hemen burada size bir soru yazmak istiyorum. Bakın sakın bu tuzaklara düşmeyin. Ne dedik biz? Oluşan gaz basıncı her noktada aynıdır. Birbirine eşittir. Yani sana burada bir K noktası gösterir. Burada bir L noktası gösterir. K ve L noktalarının basınçlarını kıyaslayın derse ne yapacaksın sen? Bunların birbirine eşit olduğunu söyleyeceksin. Yani gidip de sen Hocam buranın derinliği daha fazla, işte buranın derinliği pardon daha az, buranın derinliği daha fazla. O yüzden buradaki basınç buradaki basınç daha yüksektir falan. Kesinlikle böyle yorumlar yapmıyorsun. Çünkü kapalı kaplardaki gaz basıncı bu derinliğe falan bağlı değil, bu sıvı basıncı değil, bu gaz basıncı. Bu yüzden ne diyoruz? Kapalı kapların içerisinde bulunan gazlar her noktaya eşit miktarda basınç uygularlar. Şimdi. Tabii ki de kapalı kabın içerisinde ne kadar fazla gaz olursa o kadar fazla basınç olur. Yani gaz moleküllerini arttırırsak ne olacaktır? Basıncı da arttırırız. Bir de Gazların hacimleri küçüldüklerinde, yani daha küçük bir hacimde olduklarında daha çok çarpışacaklarından dolayı buradaki basınç daha fazla olacaktır. Sıcaklık artarsa kapalı bir kaptaki gazın basıncı da artar, bunu da unutmayalım. Çünkü sıcaklığın artması ne demek? Kinetik enerji, daha çok hareketlilik, daha çok çarpışma. O yüzden sıcaklığın artması kapalı kaplardaki gazların basıncını da arttırır. Şimdi manometrelere bakalım. Manometreler kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçmemize yarayan bir alettir. Ve burada yine aynı taktiği kullanıyoruz. Bak sıvı seviyesinin alçak olduğu yerden çizgimizi çekiyoruz. Hepsinde bak sıvı seviyesinin alçak olduğu yerden çizgimi çekiyorum. Solda basınca dair ne var? Sağda basınca dair ne var? Bunları yazıyoruz. Başka yazdığımız hiçbir şey yok. Bak burada abuk subuk böyle S şeklinde bir boru var görüyorsun. Sol tarafında biraz gaz varmış. Daha sonrasında biraz buradan böyle civa var. Dışarıda açık hava basıncı var. Bunların arasındaki ilişkiyi nasıl yazacağız? Sıvı seviyesinin yani bak civanın burada alçak olduğu yerden çizgimi çektim. Sol tarafta ne var? Sadece P gaz var. Sağ tarafta ne var? HDG var. Bir de açık hava basıncı var. Bu kadar. Bu kadar basittir. Ortadakine bakalım şimdi. Sol tarafta ne var? P gaz var. Sağ tarafta ise yalnızca HDG var. Çünkü burası boşlukmuş. Geçiyoruz en sağ tarafa. En sağ tarafta ise sol tarafta P gaz var. Sağ tarafa geldim baktım ne görüyorum ben burada? H, D, G görüyorum. Öyle değil mi? Bir de üzerinde Y gaz olduğu için artı Y gazının basıncını buraya ekleriz. Devam edelim şimdi. Basınç ölçü aletlerine bakalım. Altimetre ve batimetreden bahsediyoruz. Altimetre ve batimetre deniz seviyesinden yüksekliği ölçen aletimiz bizim 6 metredir. Rakım belirler deniz seviyesinden yüksekliği ölçtüğü için tabii ki de bunu pilotlar ve dağcılar kullanır. Batimetreye baktığımızda aklınıza batmaktan gelsin. Yani bu neyi gösteriyor bize? Denizlerin derinliğini gösteriyor. Denizlerin derinliğini ölçmeye yarayan bir alettir. Genellikle dalgıçlar kullanır. Denizaltı araçlarında da yine batimetreleri kullanırız. Basıncın hal değişimine etkisi vardır. Bunlardan bahsedelim şimdi de. Basıncın artması buz gibi maddelerde erime sıcaklığını düşürecektir. Bakın burada karlar yağmış, üzerinden arabalar geçiyor. Sol taraftaki kar erimiş mi? Hayır. Ancak buraya baktığımızda bak şuradaki karların eridiğini görüyorsun. Neden? Çünkü üzerinden arabalar geçerek ne yapıyor? Buradaki basıncı arttırıyor ve karların hızlı bir şekilde erimesini sağlıyor. Yani erime sıcaklığını düşürüyor. Buraya bakalım şimdi. Basınç saf maddelerin kaynama sıcaklığını yükseltir. Burada biz ne yapıyoruz? Mesela düdüklü tencerede yemeklerimizi daha iyi pişiriyoruz öyle değil mi? Daha iyi pişirmemizin sebebi nedir? Burada biz basıncı arttırıyoruz. Basıncı arttırdığımız için kaynama sıcaklığı yükselir. Yani daha geç bir sıcaklıkta kaynar. Bu yüzden yemeklerimiz daha iyi bir şekilde pişerler. Bunlar da basıncın hal değişimine olan etkisidir. Son olarak Akışkanların basıncı ve Bernoulli ilkesinden bahsedelim. Akışkanların basıncı yani Bernoulli ilkesi şu anlama gelir: Akışkanın hızının arttığı yerde basıncı düşer. Bak şimdi burada akışkan bir sıvı var, öyle değil mi? Bu akışkana baktığımızda kesit alanının küçük olduğu yerde daha hızlı hareket edecek. Burada daha hızlı hareket ettiğinden dolayı ne olacaktır? Buradaki basıncı düşüktür. Burada daha yavaş hareket ettiği için buradaki basıncı yüksektir. Yani hızlarını kıyaslarsak kesit alanının küçük olduğu yerde hızlıdır. Nereden aklına gelsin hemen? Bahçeyi sularken bak böyle sıktırdığında, küçülttüğünde uç kısmının ne oluyor? Daha tazikli akıyor öyle değil mi? Yani kesit alanının küçük olduğu yerde daha hızlısın. Bu yüzden hız V3 V2 V1'dir. Peki basıncı sıralamak istersek tam tersi. Basınç burada daha fazladır. Burada daha düşüktür. Yükseklikleri kıyaslayacak olursak basıncın yüksek olduğu yerde şuradaki sıvı yüksekliği daha fazla olacak. O yüzden H1, H2, H3 şeklinde büyükten küçüğe buradaki yükseklikleri de sıralayabiliriz. Yani bakın burada bir 1 2 3'lü soru yaptık aslında. Hem hızları hem derinlikleri hem de basınçları kıyaslamış olduk. Şimdi Bernoulli ilkesi nerelerde karşımıza çıkıyor? Hemen bunlardan bahsedelim. Mesela şemsiyelerin ters dönmesinin nedeni akışkanların basıncıdır. Neler oluyor? Mesela bak şöyle şemsiyeyi düşün şöyle çizmeye çalışalım. Şöyle abuk subuk bir şemsiye çizdim şu anda. Rüzgar çıktığı zaman ne oluyor? Akışkan bu şemsiyenin üst kısmında daha hızlı hareket ediyor. E üst kısmında daha hızlı hareket ederse üst kısmındaki basınç ne olur? düşer. Üst kısmındaki basınç düşerse ne olacaktır? Alttaki basınç alacak, seni götürecek, şemsiyeni ters çevirecek. Bak önceden rüzgar yokken alt tarafta bir açık hava basıncı var. Üst tarafta bir açık hava basıncı var. Güzel güzel takılıyoruz. Dengedeyiz şu an. Ancak rüzgar çıktı. Üst taraftaki basınç azaldı. E ne olacak? Alt taraftaki basınç senin şemsiyeni böyle ters döndürür işte. Ya da çatıların uçup gitmesi. Önceden ne vardı? dışarıda P0 içeride P0 güzel güzel takılıyorduk biz. Rüzgar esti. Yukarıdaki basınç ne oldu? Düştü. Yukarıdaki basınç düşerse aşağıdaki galip gelir ve senin çatını alır götürür. Biraz önce bahsettiğimiz olay bak. Kesit alanının dar olduğu yerde akışkan ne yapıyor? Daha hızlı hareket ediyor öyle değil mi? Bernoulli ilkesi işte bu. Bak metrolardaki sarı çizgi çoğu yerde söylenmez. Bunu da söylemek istiyorum. Metrolardaki sarı çizginin nedeni de akışkanların basıncıdır. Akışkan deyince illa aklınıza sıvı gelmesin onu da söyleyelim. Bak burada neyden bahsettik? Rüzgardan bahsettik öyle değil mi? Yani buradaki hava moleküllerinden bahsettik. Hava moleküllerinin hızından bahsettik. Burada da aynı şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi metroda bekleyen bu çocuğa baktığımızda arka tarafında bir açık hava basıncı vardır P0. Ön tarafında bir açık hava basıncı vardır P0. Şu anda hiçbir sıkıntı yok değil mi? Bu basınç tarafından dengede. Peki buradan metro hızlı bir şekilde geçmeye başladığında buradaki hava molekülleri hızlanır. Yani ne olur? Buradaki basınç düşer. Buradaki basınç düştüğü için arka taraftaki basınçtan dolayı seni bu metroya yapıştırabilir. O yüzden bu sarı çizgiyi geçme dikkat et. Uçakların mesela kanatlarına baktığımızda ise şunu görüyoruz. Bakın üst kısmındaki kanatlar şurada bak üst kısmında böyle böyle bir ovallik var. Bu ovallik hava moleküllerinin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Daha hızlı hareket etmesini sağladığı için burada yukarıdaki basınç yani P1... P2'ye göre daha düşük kalır. P1, P2'ye göre düşük kalırsa ne olur? P2 seni yukarıya doğru kaldırır. Uçakların uçma prensibi de bu şekildedir. Yani burada kanadın böyle oval olması üst taraftaki hava moleküllerini hızlandırır. Bu yüzden basıncımız düşer ve alttan yukarıya doğru kalkmış oluruz. Bunlara da dikkat. Hepsini tek tek söyledik. Peki konu biterken neler öğrendik? Basınç kavramını öğrendik. Katı basıncı nelere bağlı bunları öğrendik öyle değil mi? Katı basıncını nasıl arttırırız, nasıl azaltırız, yüzeye nasıl yapışırız ya da batarız veya yüzeyde nasıl tutunabiliriz ya da yüzeye nasıl batmamalıyız bunları öğrendik. Daha sonrasında sıvı basıncı nelere bağlı bunları gördük. Sıvı basınç kuvvetinden bahsettik ve son olarak akışkanların basıncından bahsettik. Bir de burada tabii ki de hemen onu da ekleyelim. Şurada bir noktada neyden bahsetmiştik biz? Gaz basıncından bahsettik. Gaz basıncını öğrendik. Gaz basıncından sonra akışkanların basıncı ile birlikte konuyu tamamlamış olduk. Konu biterken bugün öğrendiğimiz kavramlar bunlardı. Şimdi sizleri ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Mutlaka ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı mutlaka unutmayın gençler. Sizin yorumlarınız, sizin görüşleriniz bizler için çok önemli. Tek tek ben bakıyorum yorumlara. Lütfen bu sorunun cevabını yorumlarda tartışalım. Herkes yorumlara bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.